Merhaba değerli takipçilerimiz, Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ve İnşaat kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evinizi nasıl hızlı satarsınız adlı videomuzla kısaca bilgiler vereceğiz. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. Ortalama bir konut satış süresi 1 ila 3 ay arasındadır. 2020 verilerine göre Türkiye'de bir evin ortalama satış süresi 77 gündür. Bu süre normal gibi gözükse de, acil nakit ihtiyacı olduğunda ev sahiplerini zorlayabilir. Yeni bir mahalleye, daha geniş bir eve taşınmak istiyorsanız veya kişisel bir sebep ile acil nakide ihtiyacınız varsa evinizi satmak için yardımcı olabiliriz. Acil ev satıyorum ya da evimi nasıl hızlı satarım diyen ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı unsurlar vardır. Peki, acil satılık ev için yapılması gerekenler nelerdir? Konutunuzu satmada kararlı olun. Ev ile yaşanan duygusal bağ özellikle acil satılık ev ilanlarında en çok yapılan hatalardandır. Konutunuzu satarken kesinlikle duygusal bağlara yer vermemelisiniz. Bu durum konutu satma konusunda size zorluk yaşatabilir. Eğer evimi nasıl hızlı satarım diyorsanız, duygusal bağları elinizin tersiyle iterek tamamen piyasa şartlarını dikkate almalısınız. Acil satılık ev ilanlarını inceleyin. Konutunuzu nakite çevirme konusunu kabullendikten sonra yapmanız gereken bir diğer şey, halihazırdaki satılık ev ilanlarını incelemenizdir. Ev sahipleri ya da gayrimenkul danışmanları ne tür evler satıyorlar? Konutların özellikleri neler? Çevredeki diğer satılık evlerin fiyatları nasıl? Özellikle sizin konutunuza benzer konutların ilanlarda kalma süresi ne kadar? Bu gibi sorulara cevap vererek bir pazar araştırması yapabilirsiniz. Böylece eviniz için piyasaya uygun bir fiyatlandırma yapabilirsiniz. Satılmayan konutların nedenlerini araştırın. Çevrenizdeki benzer satılık ev ya da acil satılık ev ilanlarını analiz ettikten sonra satılmayan ya da geç satılan evlerin satılmama nedenini araştırmalısınız. Eğer herhangi bir konut ortalama 5 ay ve uzun süredir satılmamışsa, bu konutun özelliklerini, konumunu, yaşı ve fiyatı gibi önemli parametreleri incelemelisiniz. Bu sayede siz de satılmayan ilanların özelliklerini görerek aynı unsurların sizde olup olmadığını görebilir, bu unsurları dikkate alarak bir eylem gösterebilirsiniz. Evinize uygun hedef kitleyi belirleyin. Normal bir ürünü satarken hedef kitle ne kadar önemliyse ev satmak için de hedef kitle çok önemlidir. Özellikle acil ev satıyorum diyorsanız mutlaka bu durumu göz önüne almalısınız. Örneğin eviniz çocuklu ailelere mi hitap ediyor yoksa bekarlara mı? Emeklilere mi hitap ediyor yoksa çalışanlara mı? Bu faktörlere dikkat ederek ilanlarınızda bunu belirtebilir, konutunuzu hedef kitleyle bağdaştırarak hızlı şekilde satabilirsiniz. Evi değerinde satmak için satış fiyatı belirleyin. Benzer satılık ev ilanlarını ve hedef kitlenizi belirledikten sonra artık evinizin fiyatını belirleyebilirsiniz. Konutunuzun bina yaşı, büyüklüğü, oda sayısı, konumu, konut içinde sunulan hizmetleri değerlendirerek diğer satılık ev ilanlarına göre bir fiyat belirleyebilirsiniz. Dilerseniz ekspertiz hizmeti alarak konutunuzun değerini daha profesyonel bir şekilde belirleyebilirsiniz. Fiyat belli olduktan sonra gerekli reklamları yaparak alıcıları harekete geçirebilirsiniz. Emlak sitelerine satılık ev ilanı açın. Acil satılık ev için tanıtım yapmak çok önemlidir. Böylece evinizin tanıtımını yaparak kısa sürede daha çok potansiyel alıcıya ulaşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, hedef kitlenize uygun tanıtımlar ve ilanlar yayınlamanızdır. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da evin görsellerinin çok net bir şekilde çekilmiş olmasıdır.
Örneğin evin ışık aldığı bir vakitte ve güneş ışığını karşınıza almadan geniş bir açı ile evin önemli yerlerine odaklanabilirsiniz. Ön hazırlıkları yaptıktan sonra ilk olarak belirli gayrimenkul alım-satım sitelerinde konutunuzun ilanını yayınlayabilirsiniz. İlan sitelerinden başka Facebook veya Instagram reklamları, Google reklamları, YouTube videoları ve reklamları, arkadaş çevresi ve profesyonel gayrimenkul danışmanları gibi tanıtım araçlarını kullanabilirsiniz. Özellikle Emrah Öztürkmen Gayrimenkul olarak bu hizmetimizden sizler de faydalanabilirsiniz. Profesyonel bir emlak danışmanı ile konuşun. Pazar araştırması, hedef kitle belirleme, konut fiyatı belirleme, tanıtımları yapma gibi efor sarf edilmesi gereken konularla uğraşmak istemiyorsanız profesyonel bir emlak danışmanından yardım alabilirsiniz. Emlak danışmanı seçerken de fiyat belirleme kriterleri, pazarlama aksiyonları, sosyal medya kullanımı, resmi işlemlere hakimiyeti gibi parametrelere dikkat etmelisiniz. Emrah Öztürkmen Gayrimenkul olarak evinizi beklemeden hemen anında satabilirsiniz. En hızlı ve en kolay yoldan güvenli bir şekilde evinizi satabilirsiniz. Ev konut değerlemesi, fiyat belirleme, hedef kitle belirleme, tanıtım yapma gibi yorucu işlerle uğraşmadan evinizi kısa sürede Emrah Öztürkmen Gayrimenkul ile satışa hazır hale getirebilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz, bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.